Selamlar arkadaşlar. Bu 2022'de yaptığım mega portföyü dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım hızlıca. Şimdi elimde kripto, gümüş, dolar, altın, hisse senedi, temettü ve fonlara yatırım yaptım. Bunların oranları şurada yazıyor. Kriptoda %13, toplam paranın %13'ü kadar, gümüşte %17, altında %3, toplamda %20. Bunu emtia olarak alabiliriz. Toplamda %20. Dolar %24. Temettü hisselerinde %3'lük bir oran var. Fonlarda da %40. Şunlarla birlikte %43 oluyor. Şimdi sıradan bakalım. Kriptolarda elimdeki coinler bunlar arkadaşlar. Bunları tek alım yaptım. Bunlara herhangi bir şekilde ekleme düşünmüyorum. Geçen ay mı, 2 ay önce mi ne yapmıştım alımları? Genel olarak şu anda kriptolar zaten bugün bayağı düştü. Kriptolardan galiba %20-25 civarında bir zararım var. Bunda tek alım yaptım 1 ya da 2 ay önce. Bunlardan %50'si BTC, %25'i Ethereum, %12,5'u da BNB. Şöyle hesaplayabiliriz mesela. İlk önce şu toplam portföye bakalım. Yüzde olarak yazdım çünkü herkesin alım gücü farklı olduğu için yüzdesel olunca hesaplaması daha iyi oluyor. Mesela 100 bin lira üzerinden bir hesap yaparsak 13 bin lira kripto, 17 bin gümüş, 24 bin, hepsini TL'ye çevirip yüzde yazdım ben. 24 bin lira dolar, 3 bin lira temettü hisseleri, 3 bin lira altın fonu. Bu altınla hemen hemen aynı hareket ediyor. Çok az daha fazla bir getirisi var. Grafiğine bakmıştım altından. O yüzden bunu tercih ettim. Fonlarda da %40, yani 40 bin lira civarı bir yatırım var. Yani bu 40 bini de 7'ye bölerseniz mesela 100 bin lira üzerinden kaç oluyor? Ortalama işte 7'ye bölünce diğer 7 tane fona da ne kadar yatırım geldiğini eşit böldüm. Görebilirsiniz. Şimdi kriptolara mesela 1000 dolar üzerinden bir hesap yaparsak bunun 500 doları BTC, 20 250 doları Ethereum, 125 doları BNB, Binance'ın kendi coin'i. Diğer kalan kısmı da eşit şekilde dağıttım altcoin'lere. Bu şekilde kripto kısmını tek alım düşünüp uzun süre bekletmeyi düşünüyorum. Buradaki ana para mesela 1000 dolarsa kafamda en az çarpı 5 var. Yani en az 5 kat değer kazanmadan satmayı düşünmüyorum. Çok uzun tutacağım. Batacaksa da batacak. Buradaki %13'lük kısmı tamamen riske attım diyebiliriz. Tamam, kriptoyu bitirdik. Elimdeki bunlar. Bu kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Örnek olarak gösteriyorum. Toplamda ne kadar zarar olduğumu da daha sonra hesaplayacağım, bakacağım. Kriptodan bayağı zarar var da diğerlerinde pek bir hareket olmadı. 2 ayda %1-2, %3 falan zarar olabilir. Kar var mı? Kar olanlar var ama biri karda, biri zararda. Genel olarak genele baktığımızda zarar gibi görünüyor. Tabii buradaki yatırım kaç, en az 5 sene. Kafamda 10 sene var ama bakalım. Ömrümüz yeterse. Arada birkaç ayda bir son durumu paylaşmaya çalışacağım. Gümüşe geçelim. Gümüşte şöyle bir stratejim var. Şunu şöyle yapalım. Kriptoya tek alım deme nedenim, çünkü diğerlerinde stratejim farklı. Bunda bir kere bütün parayı gömüp beklemek amaç. Yıllarca beklemek. Gümüşte ise aylık gelirden kalan birikimleri, artan paradan yavaş yavaş alım yapıyorsunuz. Yani gümüşte de şöyle bir durum var. Bakıyoruz. Gerçi gümüşte şu anda eklemeyi düşünmüyorum. %17 olduğu için, hatta %10 ile 17 arasında tutmaya çalışacağım gümüşü. Çok fazla şey yapmayacağım. Çünkü altınla birlikte %20 yapıyor. Gümüşe biraz daha, altından daha fazla potansiyel olduğunu düşündüğüm için gümüşe biraz fazlalık verdim. Normalde altın oranım, benim direkt altın vardı da %15-20 civarı da altın vardı. Toplamda %40 yapıyordu gümüşle birlikte. O yüzden altının hepsini şu fonlara dağıtıp yine biraz bir altın bıraktım burada. Çünkü hem bu fondan vardı hem de altın vardı. O yüzden biraz saçma olduğu için şunun getirisi altınla hemen hemen denk. O yüzden altını tamamen dağıtıp birazını buraya bırakıp şunu fonlara dağıttım. Gümüşte şöyle grafiğini açtığımızda anlatayım. Tek tek alım yaptıklarımda şöyle bir şey yapacağım. Burada ortalamalar var grafikte. Şu mavi 20 günlük, pembe 50 günlük,
Kahverengi 100 günlük, sarıda 200 günlük ortalama. Bunlar ortalamalara yaklaştığında şuralara yaklaştığında alım yapmak. Mesela aylık bir maaşınız var mesela. O geldiği zaman eğer çok primliyse mesela şöyle ortalamalardan çok uzaksa buralarda alım yapmıyorsunuz mesela. Şuralara düştüğünde mesela 20 günlüğe yakınken buralarda almıyorsun. Şuralar mesela şurası güzel bir alım yeriymiş. Yoksa çok yüksekte duruyorsa mesela şuraya bakalım. Mesela bugün mesela geliriniz var. Fazla paranız var. Şurası %5, %7 civarında biraz primli görünüyor şu ortalamalara göre. Orada biraz ortada kalmış. Emin değilim mesela. Mesela şu anda şey yapsaydım. Burada alım yapar mıydım gümüşte? Çok emin değilim. Bekleyebilirdim ya da alabilirdim. Ortada bir yerde kalmış. Ama gümüşte mesela ons fiyatına da bakmak gerekiyor. Aslında dolara da bakmak lazım. Ons'a baktığımızda da ons'ta direnç bölgesinde satış yeme ihtimali var. Daha önce şuralardaymış. Zaten son bir haftadır bayağı yükseliyor altında gümüş. Genel trendi kırmamış. Dolara bakalım. Dolara dolar diye yazmamışım herhalde. Evet. Nerede? Mesela dolarda da ortalamalara yakın. Mesela burası aslında teknik analize göre toplama yeri. Zaten şurada bayağı bir fırsat vermiş. Bugün de bayağı hareketlendi dolar. Genel olarak şu en son düşüşten sonra bir dengelenme. Burasında zaten bir buçuk aydır bir dengelenme var. Yani inşallah dolar yükselmez ama sonuçta bir garanti olsun diye, bir sigorta olsun diye de biraz dolar bulundururum. Bu dolar bu arada oranı yüksek. 15 lira çekme ihtimalim var. Oranı bayağı yüksek. %24 fazla diye düşünüyorum. Doğal olarak biraz önce ne yaptık? Gümüşün grafiğine baktık. Dolarda bir hareketlenme olma ihtimali var bu grafiğe göre. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki ama ons'ta primli görünüyor. O yüzden gram altında bir hareket olmama ihtimali var. Ons'a tekrar baktığımızda. Şöyle. Buradan satış yerse eğer daha önce yediği gibi şöyle tekrar aşağı çekilebilir. O yüzden dolar yukarı gitse bile ons aşağı düşerse gram altında çok bir değişim olmayacak. Hatta aşağı bile gidebilir belki. Ve gümüş gramı. Ama hiç kafa karıştırmamak istiyorsak şu mantığa göre sadece gram altına bakılarak bu arada XAGGTRY olarak şurada yazıyor kodu da. Direkt buradan ben buradan bakmayı tercih ediyorum. Sonuçta burada onsla doların çarpımıyla ortaya çıkan bir grafik olduğu için burada ortalamalar yakınsa çok primli değildir. Yüksekse dolar ya da ons fiyatı bayağı artmıştır demektir ya da ikisi birden artmıştır. Yani yine de tatmin olmak için her grafiğe bakılabilir tercih meselesi. Daha önce 13-20'yi görmüş mesela gümüş. Bunlar da tabii uzun vade öyle hani 13'e gelirse satacağım muhabbetinden değil sürekli. Ortalamalara düşerse alım, yüksekteyse bekleme şeklinde. Bakalım. Gümüşü anlattık. Dolar grafiğine de yine bir kere daha bakayım. Dolar. Pardon. STTR'ye. Burada da normal şartlardaki doların oranını tam tersine düşüreceğim. Yani doların oranını düşürmek derken burada satıştan bahsetmiyorum. Bunların oranını arttırdığımda zaten doğal olarak dolar oranım düşmüş olacak. Yani dolara ekleme yapmayacağım yani. %15 mantıklı gibi geliyor. Ama dolarda da mesela normal bir yerde. Ortalamalardan yani şuradaki gibi gördüğünüz gibi ortalamalardan çok uzakta değil. Mesela şuralara alım yerleri değildi aslında. Mantık olarak baktığımızda mesela buralar. Görüyorsunuz zaten yine yatay gitmiş. Acaba burada da yine aynı hareket olur mu? Yani tabii aşağı gitme ihtimali de var. Doğal olarak kademeli alım mantıklı oluyor mesela. 12-11 var. Aşağıda 10-33 var. Buralarda akılda kalması gerekir. Mesela 3'e bölünebilir para. Burada bir yatırım yapılır mesela. Dediğim gibi tamamen dolar değil tabii ki. Diğerlerinden bahsediyorum. Genel olarak şu %24'ü mesela %8'i 3'e böldük ya. %8'i mesela burada konur. Baktım düşüyor 12'ye. Bir %8 daha. En azından ortalama düşünür gibi. Genelde hiçbir zaman toplu alım ve toplu satım tavsiye edilmiyor ve faydası da gerçekten var. Toplu alım satım yapmamak gerek. Evet, temettü hisselerine geçeyim. Temettü hisselerinde de şöyle bir mantık var. Bunun oranı %3. Mesela 100 bin liradan örnek olursa 3 bin niye bu kadar az diye sorabilirsiniz. Ki burada 1, 2, 3, 9 tane hisse var. Bunlar da Adem Aya'nın videosunda görmüştüm. Temettü hisseleri sayıyor. 17 tane onlardan seçtim. Bunda da mantık yine
gümüşteki, dolardaki mantık gibi ortalamalara yakınlığına bakacağız. Bunların hepsinin grafiğine tek tek bakalım. Yani örnek olarak daha da oturmuş olur. Mesela enerji sahadan başlayalım. Mesela maaş geldi mesela. Elde boşta para var. Şimdi alacak mıyım? Şimdi bunlar hani 5 yıldan fazla toplayacaksın. Mesela burada yine mavi ve pembe 20 ve 50 günlük ortalama yakın olduğu için almak için normal bir yer. Ya da diğer ay mesela ne kadar gideceğini bilmiyorsunuz. Mesela yükseldi diğer ay. Burada beklenebilir. Düştüyse mesela diğer ay şöyle 13'lere, 12'lere yine tekrar eklenebilir. Burada yüksekteyken kesinlikle eklemiyoruz. Çünkü buradaki amaç elimizdeki lot sayısını arttırmak. Temettü emekli olarak geçiyor. Burası mesela olumlu bölge şu anda. Ereğli'ye bakalım. Ereğli. Ereğli'de olumlu bölgede 50 günlük ortalamanın da altında 20 ile 50 arasında sıkışmış. Aşağıda 24.84, 21.69 falan var. Bu da olumlu bölgede. Bakın primde bir şey çıkıyor mu? Primi çıkarsa hani mesela bunu da beklenir diyeceğim zaten. Bakalım. Türk Traktör var. Bu da çok hafif yükselmiş ama ne kadar uzakta? %3-4 primli görülüyor şeylere göre ama şuralar bakın buralar aslında toplama yeri ki zaten buralarda almışlığım var. Genel olarak temettü hisselerinde ya %1-2 zarardayım bazılarında %3-4 kardayım. Tam ortada çok bir hareket yok onunla. Ama bir rally gelirse faydasının olacağını düşünüyorum. Aşağıda yine toplanacak yerler duruyor burada. 201 ile 187 görülüyor mesela. Hızlı geçeyim Vespe'ye bakalım. Bir de temettü endeksi grafiği var onu da söyleyeceğim. Vespe'de gördüğünüz gibi güzel bir yerde 100 günlük ortalamaya kadar düşmüş. Vespe'de hafiften zarar olabilirim. Şurada eklemiştim galiba. Daha önce şuralarda almıştım yine 20 günlükte. Bunda biraz zarar olabilir. Ama diğer aya kaldığı için alımım eğer yani hareket olursa da zaten karım şey zararımdan kurtulmuş olacağım. Eğer aşağı düşerse ya da sabit giderse yine aşağıdan toplama fırsatı bulacağım. Aylık alım yapılıyor sürekli bunda. Her ay alım. Evet devam edeyim. 100 günlüğe kadar düşmüş. Aksa'ya bakalım. Aksa'da bir primlenme var. Şurada biraz fırsat vermiş. 100 günde 3 kere yaklaşmış. Yine 50 günlüğün dibinde ama son günde biraz bayağı gitmiş. Evet. Aksa'da muhtemelen kardayımdır diye düşünüyorum. Bakmadım. %7 biraz yukarıda, ortalamadan yukarıda görülüyor. O yüzden belki beklenebilir. Belki. Bilmiyorum. Ama tabii tercih meselesi. Ya düşmesini bekleyeceksiniz. Hani yükselse bile ya buradan sonra burada ya alacaksınız gider diye ya da düşmesini bekleyeceksiniz ortalamalara. Burada tercih meselesi tabii ki. Bilme şansınız yok. Aksa mesela Anadolu Hayat'ta yaşamıştım şunu. Ana EYT. Buna bakalım. Alır almaz mesela %35 gitti. O yüzden mesela diğer ay buna eklememiştim, beklemiştim. Orayı göstereyim. Şurası arkadaşlar. Ben tam şurada almıştım şansa 20 günde yakın diye şurada aldım. 2-3 gün sonra şöyle bir hareket oldu. Sonra baktım ay alım zamanım geldi. Baktım ortalamadan çok uzak. Çünkü 20 gündür şurada mavi ya. Çok uzakta. Şimdi düşerse boşa zarar yapmış olacağım. Bekledim bekledim. Şansa da tam şuraya geldi. Tam 20 günlükte buluşu şurada almıştım galiba ama yine zarar. Zarar değil herhalde. Sıfıra sıfır galiba. Çünkü şu dipte bir yerde almıştım. Tam ortalamadan 50 kuruş yukarıda galiba. Hafif bir kar. Mesela 50 günlüğe yakın olursa diğer alım zamanım 3. ayda buralarda güzel olur. Mesela 13,5 bölgesinde kalırsa şu anda 14,30 muhtemelen alırım. Yani şuralarda da alırım muhtemelen. Eğer fiyat buralarda kalırsa. Durum bu. Devam edin. PSD düşmesi bile seni mutlu ediyor. Çok ilginç bir şey ya. Çok değişik bir strateji. Mesela Goodyear. Goodyear da bayağı düşmüş. Güzel. Güzel yere düşmüş yani almak için. Zararlı olanlara tabii ki. Allah sabır versin de. Böyle uzun vade toplayanlar için bunlar fırsat oluyor işte. Burası güzel. Belki 18 liralara da düşebilir. Şöyle 200 günlük ortalama. Bakalım. Üçüncü ayı görmek lazım durumda. Muhtemelen bunu da buralarda olduğunda balıklama atlayacağım tabii ki alacağım. Şuralarda toplamaya başlamıştım galiba. 2 ay oldu zaten. Evet. Hatırlıyorum yani buralardaydım. Ama bunda da çok hafif bir zararım vardır tahminim. Ya baktım zaten bugün de. Şöyle çok hani %3'ten fazla bir zararım yok çoğunda. Kârda olduklarım da var %3-4. Ortalama olarak genelde
Sıfıra sıfır. Şimdilik bir hareket yok. Yani kara gelmek için şöyle bir rally yakalamak lazım. Muhtemelen ondan sonra güzel kar olacağını tahmin ediyorum. Elbet bir rally gelir herhalde, 5 senede gelmez mi? Genelde 3-5 senede bir rally geliyor. Ama amaç şu, rallide ilerlide de satmayacaksın bunda. Yine düşüşte toplayacaksın. O çok zor, bakalım. Zaman ne gösterecek? Göreceğiz. Temettü sitelerinde umarım anlatabilmişimdir. Elimden geldiğince net bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Tabii sorularınız olursa da yorumlara yazabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Fonlar kısmı. Bunu Adem Ayan'ın temettü emekliliği diye yazabilirsiniz. Adem Ayan. O çok net bir şekilde anlatıyor. Tekrar oradan bakabilirsiniz. YouTube'da var. Fonlar da Okan Yorgancı. Ozan Fon Yatırımı diye bir kurs Udemy'de izlemiştim. Orada bu fonları seçiyor. Dengeli yatırım diye. 3 tane fon tipi yapmış. Dengeli, riskli ve riskli, dengeli ve güvenli diye. Ben dengeli olanı, yani bazı fonlar burada riskli, bazıları risksiz. Ama fonlara yatırım yaptığımdan beri onlarda da pek bir hareket yok. %1-2 zarar. Yani 2 aydır bir hareket yok. Ama bakıyorsun, çoğu bunların hepsi bir senede %100 falan getirmiş. %70'ten aşağı görmedim hatırladığım kadarıyla. Bakalım, bir uzun tutup görmek lazım. Bu arada bu fonlar konusunda şunu da söyleyeyim. Hangi bankada hesabınız varsa, olursa olsun fark etmiyor. Bunların hepsini, başka bankanın fonu bile olsa, fon alma kısmından aramaya yazıp bütün fonları seçip bu fonların hepsini alabilirsiniz. Mesela bendeki hesap İş Bankası ama ben burada hiç İş Bankası yok. Ben bunların hepsini İş Bankası'ndan aldım. Başka bankadan alınca komisyonu fazla mı kesiyor bilmiyorum. Bir alım için bir ücret alıyordur muhtemelen. Ama rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Şunu da tekrar anlatayım. Bunda full tek alım, direkt parayı gömme. Bunda yine toplama sistemi, ortalamaya göre uzak. Ortalama 50 günlük, 20 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortalamaya yakınsa alıp yoksa beklemek. Dolarda da aynı durum. Bunu da zaten ya anlattığım gibi, ortalamalara yakınsa alıp yüksekse bekleyeceksin düşmesini. Ama şu fonlarda yine gömme sistemi, kripto gibi. Eldeki bütün parayı direkt gömüyorsun, bekliyorsun. Eğer diğer ay biraz daha şeyin varsa, param varsa yine eklemeye devam ediyorsun. Bunda da sürekli ekleme var ama bunda azar azar değil. Şu temettü hisse sisteminde çok az ekleme yapıyorsun. Mesela 100 lira gibi düşün. 100, 100, 100, 100 dağıtıyorsun. Ya da şeyine göre, bütçene göre 200 ekleyince ortalama 1800 lira yapıyor. Ama sadece şurada Türk Traktör'ün bir lotu 220 lira olması lazım. Bunlar da 150 liralık alım yapabiliyorsun ama bunda 200'den aşağı olmadığı için bazen bunları, mesela bunlardan 100 aldıysam bundan tek alıyorum. Diğer ay mesela bunu bekletiyorum. Çünkü hani eşit gitmesini istiyorum, ya da dediğim gibi mesela bunlardan 200 alıyorsan bundan bir lot alıyorsun. Olmuyor yani, denk getirmek biraz zor oluyor. Geçen ay mesela TT rakı boş geçmiştim galiba. Çünkü para olarak da eşit gitmesini istiyorum. Hani lot sayısı olarak bakmıyorum. Para olarak bakıyorum. Hepsini eşit dağıtmak istiyorum. Çünkü hangisinin çıkıp hangisinin ineceğinin garantisi yok. Bir de dediğim gibi, bir de şöyle bir sistem var. Şunu da anlatayım. Mesela bu sene şey bu ay mesela Goodyear bayağı düşmüş. Mesela bunu alıyorsun ama mesela Anadolu Hayat şöyle şurası gibi ortalamadan çok uzakta. Mesela Anadolu Hayat'ı boş geçip Goodyear'dan çarpı 2 alıyorsun. Diğer ay bakıyorsun mesela Goodyear böyle yükseldi, Anadolu Hayat düştü diyelim. Bu sefer Goodyear'ı boş geçip Anadolu Hayat'tan çarpı 2 alıyorsun. Böyle bir denge tutmaya çalışıyorsun. Ben özellikle para miktarını eşit tutmaya çalışıyorum. Şu anda tam olarak eşit dağıtabildim. Bakalım bu ay nasıl olacak. Primli olan varsa almayacağım. Primsiz olana ekleyeceğim muhtemelen onun hakkını. Diğer ayda terse çeviririm ya da duruma göre. Anlatabilmişimdir umarım. Aklımda kalan bir şey var mı? Bir bakayım, düşüneyim. Evet, şimdi son olarak ekleyeceğim bir şey daha var. Burada arkadaşlar, şu hisse senedi temettü emeklilik sistemi başlı başına bir sistem. Yani burada benim yaptığım mega portföy aslında kendimce oluşturduğum, kafama göre yaptığım bir şey. Sadece şu sistem de kullanılabilir mesela. Bunların hepsini yok sayıp aylık gelirden işte mesela 1000 lira bir para arttırıyorsun mesela, örnek olarak. İşte 100-100-100 mesela, hani T-Track yerine mesela lot sayısı bir lotu 100 liradan daha düşük hisselerde seçilebilir. T-Track yerine ne bileyim Taos'a Ford gibi bir şey olabilir. Bu arada fark ettiyseniz bu sektörlerin hepsi farklı sektörler seçtim. Özellikle görüyorsun, denizci sağ.
Enerji Ereğli, Demir Çelik, Traktör, Beyaz Eşya, Aksa, Anadolu Hayat Sigorta, Dış Ticaret, Turkcell, Telekomünikasyon, Goodyear, Plastik, Kauçuk, Aksa. Jeneratör geldi aklıma da Aksa'yı tam olarak hani nasıl şey yapacağımı söyleyemedim. Bu şekilde şu başlı başına bir sistem olarak kullanılabilir. Diğerlerin hepsi iptal edilip ya da bir de şu tek başına sistem olarak kullanılabilir. Özellikle ben bunu %3 yaptım çünkü elimde gümüş olduğu için şunu da eşit dağıtabilirsiniz. Yani mesela işte ne bileyim 8 ya 80 bin mesela 10 bin 50 lira gibi. Bu fon sistemi biraz daha toplu parası olan insanlara hitap ediyor arkadaşlar. Toplu paranız varsa ise hitap ediyor. Şu hisse senedi temettü sistemi ise toplu parası olmayıp aylık birikimlerini, tasarruflarını değerlendirmek isteyen için çok iyi bir sistem. Bu aklınızda olsun. Yani burada herkese göre bir sistem var. Şunları ben biraz kripto burada riske girmek amaç hani küçük bir miktarla büyük gelir ümidi ya da para batacak. Şunları da sigorta olarak kullanıyorum diyebilirim yani. Ama şuna oranını düşünmek lazım. Gümüşte doları biraz yüksek gibi geldi. Bu arada kendi düşünceleriniz, bir fikriniz, bir öneriniz varsa da aklınıza takılan bir soru varsa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Ara ara bunları paylaşacağım. Genel olarak ne kadar toplam yatırdığım parada ne kadar zarardayım onu daha hesaplamadım. Onu da şuraya bir parantez açarım şunun yanına. Genel zararımı yazarım. Bir de hepsinden kaç hani kriptodan yüzde kaç kardayım. Gümüşten yüzde kaç kardayım. Onları da ayrı ayrı yanlarına böyle ekleyeceğim. Onun için biraz zamana ihtiyacım var. Diğer ay belki yapabilirim. Kafa çok karışıyor çünkü sürekli oranlar değişiyor. Şuna şu kadar ekliyorsun, buna bu kadar ekliyorsun. Toplam parayı tekrar yüzdeye bayağı uğraştırıyor yani. Yine de yardımcı olmaya çalışacağım bu konuda. Görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun açıklama kısmında sosyal medya hesaplarım var. Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. Telegram'da Facebook'a özellikle beklerim. Facebook'ta bazen anketler yapıyorum. Bazı istediğiniz hisseleri analiz ediyorum. Görüşürüz. Herkese bol kazançlar. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bunu kendime arşiv olarak çekiyorum. Umarım devam ettirebilirim. Bu sefer kararlıyım, yapmak istiyorum. 5 seneyi devirmek istiyorum. Bakalım hayırlısı. Görüşürüz.